Rukiye Hanım, tüm sumak mı kullandınız, tüm tane mi kullandınız? Tane, eritmek tane. Isteyen, yani, tane. Yani ben, yani etiniz pişme oranı çok güzel. Tane. İşte, ama hani o sumak tadını alamıyorum. Nasıl alamıyorsun Hani Bey? Kesinlikle alamıyorum. Sumak, ben hani buna mı sumak tadı acı biraz gelmesin. Acı olarak bize ne koydun ablacığım? Onu sorayım. Ben şey bıraktım, adını sen söyle. Biber salçası, domates salçası giriyor. Tamam. Pul biber, karabiber. O kadar. Bir de sımak. Ama sen kendin getirdin hemen. Evet, hepsini ben getirdim evde. Ondan esaslı bir acı var. Evet, evet, devam et Nurettin. Bir de çoban salatası. Çoban salatası benim bildiğim bu kaşık salatası gibi olmuş. Nasıl az kaşık salatası? Evet, kaşık salatası bildiğim. Daha büyük olması lazım. Tabii büyük olması lazım. Artı bir de yani, evet, siz, yani siz bana yönlendirin istiyorsanız. Benim anladığım çoban salatası, gerçek çoban salatası benim bildiğim salatalık girmez. Nasıl girmez ya? Benim bildiğim, araştırın. Girer, girer. Yok, bak, araştırın. Gerçekten bizim yemekten orada, bir dakika, anlamıyorsun. Bir dakika, biz gene sizin oraya gittik. Bir dakika araştırın. Yani araştırın. Gerçekten yemekten anlamıyorsun. Bakabilirsiniz. Yani çoban salatası benim bildiğim soğan, domates, biber, maydanoz, bir de baharat. Bir de nar, limon sıkarsın, bir de nar ekşisini tamam eklersin. Ama salatalık yani da girer. Yani isteğe bağlı mi? Ama normal gerçek orijinalinde yok. Orijinalinde yok. Ben orijinalinde var diye biliyorum. Arkadaşlar araştıralım. Bir internette hiç mi bakmadın Ali Bey? Gerek yok, ben zaten nasıl? Ben biliyorum. Sen biliyorum ki konusunu. Sen yemekten anlamıyorsun. Bir de bu çoban salatası biraz yani uzunlama olur. Ali Bey. Uzunlama olur. Ali Bey de. Ali Bey de. Ben Nurettin. Nurettin. Küçük enişte. Niye küçük enişte oluyorum ya? Ya küçük enişte aslında yakıştı, kendisi yakıştıramadı. Biz ona tatlı dille söylüyoruz. Hiç art niyet aramasın bence. Sevdiğimiz için söylüyoruz. Gerçekten de sempatik bir kişiliği var aslında. Ya bir de durup dur Rukiye Hanım, durmadan küçük enişte diyor, küçük enişte diyor. Ben neresinde küçük enişte oluyor? Neresinden? Benim hanım bir kere oralı değil ki küçük enişteleri olayım. Lütfen, lütfen kullandığınız kelimeleri iyi bilin. Benim gibi küçük bir enişte mi olur Rukiye Hanım? Ama evet, lütfen rica ediyorum yani. Evet. Ben burada yani evet, bak. Etinin pişme oranını söyledim. Girer, ama girer. Salatalık girer. Girer Nurettin Bey. Girer, var orijinalinde sen var. Sen anlamıyorsun. Sizin orada belki koymuyorlar ama normalde girer çoban salataya yahu. Zor ama bilemem anlamam. Yöreden yok, yöreye değişir. Anlamıyorum. Ama var benim bildiğim 40 yıldır biliriz evet ki çoban salatası salatalık farklı değil mi? İlk defa duyuyorum evet, salatalık elimi ve yerini. Ben özellikle ay bakın, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ben her şeyi biliyorum. Ben kebapçıyım. Adana'da büyüdüğüm bir insanım. Adana'da evet, sen çoban salatasına evet, salatalık evet, koyarsan evet, o salatayı senin suratına fırlatır. Sen nasıl yapacaksın? Salatalık girmez bizim orada Adana tarafında. Çoban salatası kesinlikle girmez. Neden anlamadım ama. Girmez. Evet. Salatalık kesinlikle çoban salatasına salatalık girmez. Koymayın kardeşim. Nurettin yani, sizden mi? Koymayın. Ondan sonra kimse çoban salatası salatalık burada öyle görmüş olabilirsin ama doğruların bekçisi kafanızda biter ha. Ben doğru söylerim, ben yalan söylemem. Hak yani, neyse hakkı da verin ben. Heh. Hakkın neyse hakkının fazlasını ver. Ama salatalık girer. Girer. Yani Zuhal Hanım size ama göre girer, bana göre bana girmez. Bana göre değil kardeşim, bana ne? Salatalık salataya girer. Evet doğru söylüyorsun. Bana ne ya, Allah Allah, sanki ben bulmuşum çoban salatası. Size göre değil, bana göre değil. Normalde de girer. Bunun evet, belli bir standartı var. Evet. Benim bildiğim çoban 40 yıldır yeriz. İlk defa ben de zaten duyuyorum. Restoranı düzelteceğiz Zuhal Hanım. Evet. Güzel, Zuhal evet, topu alacak, evet, salatası alabilir miyiz diyeceğiz. Evet. Esma sendeyiz. Bugün de eve aç gideceğiz. Annem artık diyor ki yani niye yemek yemiyorsun orada, ama yiyecek bir yemek göremiyorum. Pilavı topak topak, bu pilavı bile yapamamış 33 yıllık ev hanımı benim yemeklerime laf edince gerçekten gülesim geliyor. Pilavına tavuk stok yapamamışsın, benim çorbama laf ettin, kemik suyu yaptım, tavuk stok yaptım. Geldim burada bulyon kullandın. Ne yapmaya çalıştın? Ağzına layık. Ha? Bu senin ağzına layık bence ki evde nasıl yemek sen yapıyorsan buraya da bunu yansıttın. Böyle bir sunum, ya, böyle bir sunum. Ya. Dördüncü gündeyiz, ilk defa görüyorum. Üç tane tabak, bu tabak çok farklı. Deseni de farklı, hiç uyum yok, sıfır uyum. Etin pişmesi sadece, güzel onun için ha, sadece. Evet, niye farklı geldi tabak? Bunların çukuru vardı. Yok muydu? Kullanmak istememiş demek ki. Niye bunların çukurunu kullanmadın? Çukuru yoktu zaten. Yok mu bizim bunların çukuru? Ben var diye biliyorum ama. Bunların o zaman vardı. Keşke bundan kullansaydın hepsini. Bütün bunun da takımı var, düzü. Evet. Farklı farklı. Neyse önemli değil canım. Canı sağ ol. Salça, evet, yani suyu da kendi ayrı gidiyor. Yani salçayla bir bütünleşmemiş. Özdeşleşmiş. Evet evet, özdeşleş. Öyle bir şey mi olur ya? Nasıl özdeşiyor? Baksana ya. Gözüküyor. Bunun yapılışı bu zaten. Sen yemekten anlamıyorsun. Ne konuşuyorsun? Sumak tadını kesinlikle almadım. Bir acı bana gelmedi. Salataya da gelecek olursam şurada maydanoz sapları, o kadar özensiz çok, ki yani çok sırf doğrayıp atmışsın. Gerçekten pilavında da tuz yok, Ali Bey, pilavında da tuz yok, bunda baharat yok. Ben yorum yapıyorum. Bir dinleyelim.
Bunda baharat yok, sumak tadını hiç almadım. Bunda ne tuz var ne yağ var, bir parlaklığı yok bulgur pilavının. Yani çok risksiz bir pilav ama parlaklığı bile yok. Şehriyeyi bile kavurmamışsın, bu kadar kuru, kolay bir pilav. Ve salatayı da hiç beğenmedim, tuzu eksik, sadece limon tadı alıyorum, o kadar. Şurada Zuhal Hanım, çünkü bu böyle satıldığı için bana diyor ki bile şöyle kavurmamışsın. Bu kavruludur zaten bulgur pilavın içinde. Kısacası hani, beğenmedim. Dibi beğenmedim nasıl tuttu pilavı? Ben onu o şey, sıradayken içli köfteyle şeyle uğraşıyordum hamurla. Evet. Orada bir dedim gitti, ki bulgur pilavı gitti. Işte. O yüzden. Oluyor. Sınıfta kaldınız Rukiye Hanım. Sınıfta kaldım, yapacak bir şey yok. Ben de sınıfı Rabbim kısmet ederse geçerim, kısmet olmamışsa geçmem. O kadar. Aynen öyle. Bizimle değilsin. Maalesef. Peki. Ya sen sınıfta kalma, sen geçtin mi sınıfa acaba? Benim gülüm geçti artık. Karneni görelim. Ya karneni göremez. Karneni istiyorum. Ay babana rahmet. Ben en azından risk satın aldım. Senin aldığın hiçbir risk her yok. Her şey risktir benim için. Kaça aldın? Şuraya bile geldim risk aldım. Risk kaçtan gidiyor? Ağlayamıyorum. Şuraya bile geldim, buraya bile risk. 150 bin burası benim Zuhal için. Hanım. Peki. Gerçekten. Peki. Ali'deyiz. Şimdi yıllardır çocuklarını kandırmışsın hani sen, kemik yapıyorum diye. Olabilir. Gerçekten. Şunu samimi söyleyeyim, benim bu oğullarım hep seçici dedin ya, ben olsam ben de seçerdim gerçekten. Bulyonla pilav yaptım. Ben dediğim gibi sen ev hanımısın, yıllardır yemek yapan, çocuklarına yemek yapan bir annesin. Evet, evet. Ama ben öyle, ben yalnız yaşayan bir insanım, gezginci evet. Bir insanım. Evet. Çok koşturan bir insanım. Buna rağmen hiçbir hazır bir şey kullanmadım ben. Et evet. Suyunu bile, pilavını bile. Ben de hazır kullandım. Gerçekten. Böyle. Tas kebabının suyunu boşalttım ben pilava, meyhane pilavına. Onu evet. Kullandım. Nasıl olmuş yemeklere salçan gelelim? Salçan çok güzel aslında. Kendin getirmişsin evet. Herhalde. Ama çok bana çok acı geldi salça. Boğazım da biraz gıcıklaştırdı çünkü. Yapma ya, o kadar mı acıydı? Bana acı hissettim ben. Hiç mi acı yemek yemiyorsun, tatmıyorsun? Pilavda pilavı yorum sen yapmaya gerek duymuyorum. Sen ana yemeğe bak. Pilavı boş verme. Hani şey yaptı ya, o kadar ay geçeşti. Bunlar fıkkın olur. Devam verecek. Zuhal Hanım buradan buraya geçiyor, yeah, buradan buraya geçiyor. Şimdi pilavı sağ ol. Tamam, boş ver. Tekrar dönüyorum o zaman ana yemeği. Evet, ana yemeği dönmüyorsun, onu da şey yapma. Onu da ya boş ver. Ya ana yemeği de boş tamam. Ver. Boş ver. Ya bırak. Bir şey beğenmedi. Sen gezmeye devam et. Evet. Salatayı da mı beğenmedin? Salatayı beğenmedim. Ana yemeği de beğenmedim. Ana yemeği de beğenmedim. Pilavı da beğenmedin. Pilavı da beğenmedim. Hiçbir şey beğenmediler. Sen bana o kadar söylendin, evet, bak masada bir tek ana yemeğine eksileri artılarıyla ben beğendiğimi söyledim. Ya? Ya? İşte böyle oluyor bu işler. Ana yemeğini gerçekten beğendim. Eti çok güzel pişmişti. Salçayı da evinden getirmişti, yöresel salçalar. Pilavını beğenmedim, pilava bulyon attı yani, bulyon. Ben bile et suyuyla kavurup meyhane pilavının önüne koydum. Benim pilavıma laf edecek kişi ama maalesef benim önüme bulyonlu pilav getirdi.